Merhabalar arkadaşlar. Ben Bayraktar Karagöz. Elektrik elektronik mühendisiyim. Aynı zamanda 6 yıldır bir matematik eğiticiliği geçmişim var. Matematik ve mühendislik topluluğunun kurucusuyum. Bu videoda iyi matematik bilmenin sağladığı 5 avantajdan bahsedeceğim. Acaba matematik, hani o birçoğumuzun derslerde gördüğü, birden 5'e kadar olan, birden n'e kadar olan sayıların toplamı mıdır? Ya da bir dükkana gittiğinizde %40 indirime giren bir ürün müdür? Bence bu tip örnekler bizi matematikten soğuttu. Bakın bunu söylüyorum. Bizim artık yeni bir şeye ihtiyacımız var. Dünya görüşümüzü değiştirmeye ihtiyacımız var. Birçok noktada matematik diliyle evrenin bazı şeylerini açıklayabildiğimiz, her şeyine demiyorum ama birçok şeyini açıklayabildiğimiz doğru. Ve bu dili çok iyi bir şekilde kullanmalıyız. Tıpkı mesela bir dili konuşmak gibi. Ben bunu matematik dili diyorum. Bu dil her yerde var. Çevremizde gördüğümüz her şeyde var. Fazla uzağa bakmamıza gerek yok. Zihnimizin içinde bile bir matematik var. Buna zihin bilim diyorum ve çok ilgileniyorum. Hipnoz, bilinçaltı. Bunların da bir matematiği var. Örneğin doğada altın oran. Her şeyde bir matematik var. Fakat bizim bunu artık bir basamak haline getirmemiz gerekir. Ve diğer alanları, örneğin kodlama, blockchain, radar sistemleri, yapay zeka, kripto paralar. Bakın herkes kripto paraları konuşuyor, doğru mu? Fakat kripto para yani sanal para olarak da geçiyor. Fakat kriptoloji de, kripto para diyoruz ya, kriptoloji de bir bilimdir. Bir matematik alanıdır aynı zamanda. Mesela kripto para blockchain teknolojisiyle üretir. Mesela Bitcoin'den bahsedecek olursak. Bu blockchain teknolojisi temelinde matematiği barındıran çok önemli bir kripto yazılımdır. Bakın, söylediğim her şeye dikkat etmenizi istiyorum. Ne dedim? Kripto para. Kriptoloji. Matematiğin bir dalı. Yazılım. Bakın. Örneğin oradan ya da buradan yazılım alarak alarak yapılanları demiyorum. Yani öyle de olabilir. Hani bir yazılıma gerek duymadan bir web sitesi kurulabilir örneğin. Fakat ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bakın. Bu alanda dünya standartlarına erişmiş olmaktan bahsediyorum. Kesinlikle iyi bir matematik gerektirir. Şimdi peki bu beş, çok şey söyledim ama bu 5 maddeyi hep birlikte bir gözden geçirelim. Az önceki konuşmamda bahsettiğim gibi ilk madde şu. 21. yüzyıl insanı olmak. Bu çağda yaşamak çok önemli. Fakat bu çağda yaşarken yanlış inançlara sapmamak da önemli. Yani bir şeyleri iyi bilmek, bilimi iyi bilmek çok önemli. Bu da bir değer yaratıyor aslında. Her zaman söylemişimdir. Küçük değişimler aslında büyük sonuçlar doğurur. Aslında biz kolay bir şekilde öğrenerek bir matematik altyapısıyla kendimiz adına ve çevremiz adına birçok şeyi değiştirebiliriz. En büyük değişim tabii düşüncelerden başlar. Şimdi 21. yüzyıl insanı olmak derken, bu çok geniş bir konu bu arada. Burada birkaç şey söylemek istedim. Az önce de söylediğim, blockchain, kripto paralar, yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri analizi, big data, data science diyoruz ya, tüm bunları öğrenmeyi bırakın, anlamak için iyi bir matematik altyapısı gerekiyor. Ve günde kalmak için. Örneğin herkes şu anda kripto paralardan bahsediyor. Kripto paralar tabii ki mesela sorabilirsiniz.
birine hangi kripto para alıyorsun, o size anlatacaktır. Şunu alıyorum fakat o sadece bir reklam değeri. Onun altyapısı önemli. Dünyaya yön veren birçok firma bu yeni nesil tarzda blockchain teknolojisi üzerine çalışıyor. Artık hayatımızdaki birçok şey değişecek ve blockchain tabanlı olacak. Evimizdeki bir robot ya da diğer şeyler. Kesinlikle blockchain'in altyapısı burada çok önemli. Ve bunu anlamak ve bir değer üretmek için kesinlikle ilk basamak. Hep ben ona ilk kitap diyorum. Yani basamak olarak kullanacağımız ilk kitap matematik olmalı. Örneğin birisi size blockchain dediği zaman onu anlayabilmek, onun altyapısını kolayca anlayabilmek, onun getireceği fırsatları önceden sezebilmek. Bunlar önemli. Matematik size bunu sağlayabilir. Ya da bir radar sistemleri hakkında bir şey duydunuz. Ya da bir değer üretiyorsunuz. Onu algılayabilmek. İkinci şey her şeyden anlamak. Ne demek istiyorum? Bakın, örneğin matematik biraz daha düşünseldir. Fakat fizik durgun madde dünyasını üzerinde hakimiyet kurmayı gerektirir. Tabii ki matematikle. Hani bu yüzden fizikçiler çok zeki deriz. Ve matematikçiler için de aynı şey. Şimdi her şeyden anlamak derken çevremizde örneğin bir araba. Ben daha önceden bunu buradaki derslerimde söylemiştim. Çok da beğenilen bir örnektir. Örneğin yoldan geçerken bir kaza gördünüz. Kazada hava yastığı açılmış. Ah dediniz. Hemen benim o örneğimi hatırlarlar bilenler. Örneğin siz bir elektrik mühendisiniz. Ben mesela elektrik elektronik mühendisiyim. Bir sensör tasarlayacağız. O sensöre göre hava yastığı açılacak. Fakat o hava yastığı kaç kilometre bölü saatte ya da kaç metre bölü saniyeyle vurduğunda açılacak. Böyle hassas bir sensör tasarlamak istiyoruz. Mesela bunu anlayabilmek. Ya bunu sayısal değerlerle ifade edebilmek. Bunu bildiğiniz zaman bir kaza bile size farklı bir perspektiften görünecektir. Görsel zeka. Çok ünlü bir elektrik elektronik mühendisi var. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ve benim de idollerimden biri. Tabii ki Nikola Tesla. Birçok buluşa imza atmış birisi. Kesinlikle hayatını okumalısınız ya da benim diğer kanallarımda mutlaka bu konuya değineceğim. O mesela atölyemde denememe gerek yoktu diyor bazı buluşlar için. Asistanlarını da şaşkınlığa çevirecek bir şekilde, bir biçimde ben makineyi zihnimde tasarlıyordum diyor. Sadece atölyede üretiyordum. Zihninde tasarlıyordu. Böyle bir görsel zeka gücüne sahipti. Nikola Tesla gerçekten çok değişik bir kişidir bu arada. Bence çok iyi bir matematikçi ve fizikçi. Tabii ki de elektrik elektronik mühendisi tabii ki. Gerçekten matematik bizim temel zeka dediğim benim görsel zekamızı arttırır. Tabii ki zeka tiplerimiz değişik. İşte işitsel, kimimiz işitsel, görsel, algılayabiliriz vesaire ama en temeli bana göre ve en kolay şekilde etkilenebilecek zeka türü, çalıştırılabilecek zeka türü görsel zekadır. Ve matematik kesinlikle bunu sağlıyor. Bu çoğu zaman şu değil. Gözümde işte denklemler uçuşuyor vesaire. Bu yönü de var. Ama bundan da bahsetmeyelim. Görsel zekamızı arttırdığını söyleyelim. Örneğin Bayraktar öğrencileri çok iyi bilir. Arkadaşınız soru çözüyor. Siz yanına gidersiniz ve bakarsınız. O sayfalarca uğraşmıştır ama bir bakarsınız ki
gözünüzle çözersiniz. O der ki cevap anahtarına mı baktın? Sonra açıkladığınızda hayretler içine düşer. Bunlar mümkün. Yani görsel zekanız arttıkça, görsel verileri işleme kapasiteniz diyeyim, bu şekilde şeyler yapmak çok kolay. Yaratıcı düşünmek. Örneğin yeni fikirler. Yeni fikirler üretmenin en önemli yollarından birisi eski düzene meydan okumaktır. Bu teknolojide de böyle. Yani örneğin yeni bir teknolojiyi en iyi şekilde adapte olanlar onun bir önceki neslini çok iyi bilenlerdir. Daha sonra yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir. Hani durduk yere aklıma bir ilham geldi gibi değil bu olay kesinlikle. Bunun için de temel şeylere gereksinim var bana göre. Yaratıcı düşünebilmek için. Örneğin bir disipline ait bir şekilde düşünebilmeyi sağlar matematik. Örneğin bir sistem var. Yeni bir işe başladınız. Orada bir sistem var. Bir web sitesi kuracaksınız. Şunu yapınca şöyle oluyor. İşte sağa tıklayınca şöyle olacak. Şöyle olacak. Bunu bir defa öğrendiğinizde daha hızlı adapte olabilme şansınız artar. Çünkü temel şeyleri bilirsiniz orada. Ya da temel şeylere kolayca adapte olabilirsiniz. Ve bir de bunun geometri kısmı da var. Örneğin Leonardo da Vinci. Ve Leonardo da Vinci'nin defterleri vardır. Burada bile biliyorsunuz Mona Lisa tablosunda bir altın oran kullandı ama burada bile çok güzel bir şekilde bunu diğer kanalımda anlatıyorum. Zihinle ilgili kanalımda. Sol temporal lob denen bir şeyi açmak için, bir bölgeyi beynimizde aktif edebilmek için tersten yazmıştır mesela. Sadece ayna kullanılarak okunacak bir şekilde yazmıştır. Değişik bir yazım şekliyle. Bakın bu da çok önemli. Beşinci olarak da yeni fikirler üretmek. Yaratıcı düşündük. Görsel zekamızı arttırdık. Bir fotoğrafik hafızamız var. Peki sonraki adım? Artık düşünebilmek. Düşünmeyi öğrenmek. Ben buna her zaman çok önem vermişimdir. Örneğin yeni bir teknoloji çıkıyor. Mesela bir blockchain teknolojisi. Ya da ilk çıktığında yapay zeka teknolojisi. Evet, yapay zeka diyoruz ama bunu gerçekten bilen kaç kişimiz? Yapabileceği şeyleri, sınırları gören ya da tahmin edebilen kaç kişimiz? Buna baktığımızda ve sınırları görebildiğimizde belki de o alanda bir şey bulacağız. Ya da belki de o alanda bir yatırım yapacağız. Bu yatırım belki ona katlayacak ve yazılım dünyasında bu emin olun ona katlamaz. Yüzde bine katlar. Hiç olmazsa 100x yapar yani 100 katı yapar. 70 katı yapar. Benim şahit olduğum bunlar. Yeni fikirlere kolay adapte olabiliriz ve yeni teknolojilere de kolayca adapte olabiliriz. Ve bence de en önemli şey ne biliyor musunuz? Tüm bunları yapabildiğinizde exponential yani üstel bir şekilde mesela 2 üzeri 2'sin grafiği gibi sizin merak duygunuz yükselecektir. En önemli şeylerden birisi ve bunun tutkusuna vardığınızda gerçekten hayatınız çok farklı olacak. Buna emin olabilirsiniz.